Ergün Diler. Durum bu. Gazze'de İsrail silahları susmuyor, durmuyor. Aralıksız bir şekilde masum insanlar ölüyor. Sıklıkla olmasa da dünya medyasına yansıyan fotoğraflar bile katliamın boyutlarını ortaya koymaya yetiyor. Peki neden bunca insan öldürmelerine rağmen durmuyorlardı? Hamas onlar için ne ifade ediyordu, motivasyonları, kinleri, nefretleri neydi? İtalya'dan başlayıp Çin'e uzanalım sonra Mısır'a, ardından Türkiye'yi de unutmadan Gazze'ye geçelim. Avrupa'da Çin'i ve İpek Yolunu öne çıkaran güç İtalya oldu. Kuşak ve yol girişimine dahil olan tek Y7 ülkesi İtalya'ydı. 2019'da evet dedikleri projeden ayrıldılar. Bunu da resmi bir notayla Çin'e bildirdiler. Çoğunluğu Güney ve Doğu Avrupa'dan 18 AB üyesi ülke Kuşak ve Yol girişimine dahil olsa da İtalya projeye katılan tek büyük Batı ülkesiydi. Başbakan Meloni Temmuz'da Beyaz Saraya gitmiş ve Başkan Biden'la görüştükten sonra bu sinyali vermişti. Yazmıştık. Şimdi resmi olarak ayrılık ilan ediliyordu. Saflar netleşmeye devam ediyordu. Amerika bastırıyor, Çin karşıtı tarafı büyütüyordu. İtalya buradan çıksa da global yeye geçiş yapmayı unutmuyordu. Yeni rolünü benimsemekte zorlanmıyordu. Devam. Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ilk cumhurbaşkanı ve Müslüman Kardeşler'in ülkedeki lideri Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Aslında o tablo bugün olan biteni anlatmaya yetiyordu. 90 yıldan fazla geçmişi olan Müslüman kardeşler darbeyle biçilmek isteniyordu. Bu rolde Sisi'ye düşüyordu. 1928 yılında Mısır'da Hasan el-Benna tarafından kurulan örgüt, siyasi aktivizmle İslami yardım işlerini bir arada yürüten modeliyle dünyanın dört bir yanında İslamcı hareketlere ilham verdi. Başlangıçta hedeflerini İslam'ı, ahlakı ve hayır işlerini yaymak olarak açıklayan yapı, bir süre sonra siyasallaşıyordu. Doğaldı. İlgi artınca, kitleler talep edince bu kaçınılmazdı. İhvan, Mısır genelinde şubeler açıyor, her şubede birer cami, okul ve spor kulübü yer alıyordu. Üye sayısı böylece ışık hızıyla artıyordu. 1940'lara gelindiğinde Mısır'da 500 bin üyesi vardı. Bunun üzerine Mısır hükümeti 1948'de Müslüman kardeşleri yasakladı. Oluşum çok geçmeden Başbakan Mahmud el Nukraşi'nin makamında uğradığı suikasta karışmakla suçlandı. Benna da devlet tarafından düzenlenen saldırıyla hayatını kaybetti. Mısır'da 1952 yılında kendilerini hür subaylar diye adlandıran bir grubun düzenlediği askeri darbeyle Kral Faruk tahttan indirildi. İhvan buna destek verdi. Askeri darbeden kısa süre sonra 1954'te Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasır'a yönelik suikast girişimi İhvan'la ilişkileri kopardı. Çok sayıda üyesi hapse atıldı, işkence gördü. Müslüman kardeşler gizlice örgütlenmeyi sürdürdü. Seyit Kutub'un 1964'te yayımlanan Yoldaki İşaretler adlı eseri ve düşünceleri pek çok İslami harekete ruh verdi. Seyit Kutub idam edildi. Müslüman kardeşler 1980'li yıllarda siyasal bir harekete dönüşebilmek için frekans değiştirdi. Girişimlerde bulundu. Müslüman kardeşler 2000 yılındaki seçimlerde Mısır Meclisi'nde 17 sandalye kazanmayı başardı. Beş yıl sonra ise o güne kadar ki en iyi seçim sonucunu elde etti. Yasak nedeniyle seçime bağımsız giren Müslüman kardeşler adayları meclisteki sandalyelerin yüzde yirmisini kazandı. Sonuç dönemin Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i sarstı. Müslüman kardeşleri çökertmeye yönelik operasyon başlatıldı. Yüzlerce Müslüman kardeşler üyesi tutuklandı. Sonra 2010 seçimleri yapıldı. İhvan tek bir sandalye bile kazanamadı. Hile iddiası ayyuka çıkmıştı. Sokaklar karışmaya başlamıştı. Arap Baharı ile birleşen tepkiler Mübarek'i götürecekti. Mübarek'in istifasından sonra Şubat 2011'de yapılan İlk parlamento seçimlerinde Müslüman kardeşlerin Özgürlük ve Adalet Partisi, meclisteki sandalyelerin neredeyse yarısını kazandı. Radikal İslamcı Nur Partisi de seçimde ikinci olunca parlamento'nun yüzde artık rejimin düşman bellediği tarafların elindeydi. Böylece yeni anayasayı hazırlamakla görevlendirilen 100 üyeli kurucu meclisin çoğunu da ihvan oluşturuyordu. Liberaller sekülerler, gençler, kadınlar ve Kıpti Hristiyanlar mecliste yeterince temsil edilememekten ve meclisin Mısır toplumunun çeşitliliğini yansıtmamasından şikayetçi oldu. Ne kadar da Türkiye'ye benziyordu? Tarihler bile iki ülkeyi sarsan olaylar da aynıydı. Devam. Mursi yıllarca süren mücadeleden sonra hareketin cumhurbaşkanı oluyordu. Bu bir devrimdi. Ancak Mısır buna hazır ve razı değildi. İtirazlar yükseldi. Mursi akılla, sağduyuyla yürümeye çabaladı, olmadı. İzin vermediler. Temerrüt hareketi sokakları doldurdu. Tansiyon fırladı, orduya yol açıldı. 3 Temmuz günü askeri birlikler sokağa çıktı. Anayasanın askıya alındığı açıklandı ve Mursi ordu tarafından görevden alındı. İhvan bunun seçilmiş cumhurbaşkanına ve halkın iradesine karşı bir askeri darbe olduğunu açıkladı ve darbecilerle pazarlık yapmayacaklarını bildirdi. Müslüman kardeşler ve destekçileri Rabiatül Adeviye Camii yakınlarındaki Nahda Meydanı'nda kamp kurarak darbeyi protesto etti. 14 Ağustos'ta güvenlik güçleri buradaki protestoculara müdahale etti. Çatışmalarda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi ve olağanüstü hal ilan edildi. Darbenin ardından bugün olan biteni anlamaya yetecek kadar saflar netti. Küçük parçaları bir araya getirdiğinizde küresel çapta neler olduğunu anlayabiliyordunuz. Darbenin ardından Katar, Mısır hükümetinin yasakladığı Müslüman kardeşlerin üyelerine kapılarını açtı. Gariptir, Müslüman kardeşlere ilk olarak yasak koyan, faaliyetlerini yasaklayan Rusya oluyordu. 2003'te Suriye ve Mısır 2013'te Üç körfez ülkesi Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri de 2014'te İhvan'ı terör örgütü ilan etti. İhvan yöneticileri Katar'a yöneldi. Körfez ülkeleri de 2017'de Katar'la ilişkileri kesti. Suudi Arabistan ve Mısır, Katar'ı Müslüman kardeşlere siyasi ve finansal destek vermekle suçladı. Türkiye ise bu kriz sırasında Katar'a asker konuşlandırdı, en büyük mesajı böylece vermiş oldu. İşte bugün bu kamplaşma öyle ya da böyle Gazze'de görülmekteydi. Sisi'yi yollayan Amerika İsrail'i durdurmuyor, masum insanların ölümü için aralıksız silah veriyordu. Ateşkesi istemiyor, Hamas bitene kadar devam diyordu. Nereden bakarsanız bakın, Amerika, AB, İsrail ittifakında istenmeyen, İslam'la ilgili ilintili bir hareket, düşünce, modeldi. Mısır ve Türkiye aynı yazgıya sahipti. Darbeler ve operasyonlar hiç bitmiyordu. Hamas, İhvan, Müslüman Kardeşler duruşları, inançları ve Batı'ya olan bakış açıları nedeniyle cezalandırılıyordu. Orduları, uçakları, gemileri, denizaltıları yoktu. Ancak Batı yine de çok ürküyor, korkuyordu. Dünyanın en büyük güçleri Avuç içi kadar yerde yaşayan, fikri olan, farklı dünya hayali olan insanlardan korkuyordu. Korkuları büyük olduğu için var güçleriyle saldırıyorlardı ve Başkan Erdoğan dışında kimse bu büyük güce net tavır alamıyordu. Durum bu. Çin'in Filistin'e ve Gazze'ye bakışı Türkiye'den farklı değildi. İpek yolundaki savaşın nedeni buydu gün Diler, Takvim Haşmet Babaoğlu, Kolektif Zihin Eğitiminin Mezunları Londra'dan henüz gelen bir arkadaşım şöyle diyor. Orada Gazze her gün şu veya bu biçimde gündemde. Ama burada şaşırıyorum. Ana akım medya konuyu sıcak tutmasa sanki kimse Filistin'den konuşmayacak. Meslek lisesi öğretmeni arkadaşım, ne zaman sınıfta Gazze'yi konu etsem çocuklar önce Araplığı ve Arapları kötülüyorlar. Sonra Gazze'yi konuşmaya yanaşıyorlar diye anlatıyor. Bir esnafla konuşuyorum. Biz Türküz abi, önce kendimize dertlenelim dediğinde gözlerinde gördüğüm kendi tarihine bile uzak kayıtsızlık aramızda kutup rüzgarları estiriyor ama o kendinden pek emin. Biliyorum, biliyorsunuz oturup konuşmamız gereken çok şeyi konuşmadık. Sloganlar, politik klişeler ve hamasetle geçiştirdik. Şimdi konuşmaya mecburuz. 19. yüzyıl sonuna doğru Osmanlı'nın yeni seçkin sınıf oluşturmaya kalkıştığı dönemde Müslüman yönü baskın ailelerin gençlerini alıp eskiyi terk eden ama yeniyi de bilmeyen aydın ve bürokratlar üretmiştik. Halep'i, Şam'ı, Beyrut'u, Yafa'yı gözü görmeyen, bütün dikkati Paris'e odaklanmış tercüme odası çıktıları. O nesilden bugüne uzanan ve Cumhuriyet döneminde maksatlı biçimde Arap düşmanlığı dersinden mezun edilmiş yaygın bir zihinsel tasavvurdan söz ediyorum. Bugün önemi daha da artan nokta ise şurası: bu kolektif eğitim hiçbir zaman lafı Siyonizm'e getirmemiş ve 1940'lardan başlayarak İsrail'in varlığıyla neredeyse hiç hesaplaşmamıştır. Hala hatırlıyorum. Çocukken eve gelen 1960'ların hayat dergilerini karıştırmaya bayılırdım. İki konu bu derginin temel meselesiydi ve hala zihnimde döner dururlar. İran Şahı Pehlevi ve İsrail'deki kibutslar Dönemin en etkili dergisiydi hayat ve İsrail'e göç eden Yahudilerin başarı hikayelerini okuyup dururdum. Bayram ziyaretlerinde de çok bilmiş akrabalarımızın beceriksiz, sinsi Araplar üzerine attıkları nutukları dinlerdim. Bugünlerde 1948-60 arasında matbuat hikayemiz üzerine yapılmış incelemelere bakıyorum.'' Yunanlılar Filistinlilerin haklarını savunurken biz utangaç biçimde de olsa hep İsrail'e sıcak yaklaşmışız. Önemlidir bu ve o dönemin etkileri hala silinmedi. Sonrası 1967 savaşı mesela bir milat. Konuşuruz. Haşmet Babaoğlu Sabah